Evet, Satisfactory'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir sistem yapmıştık böyle. Bu sistemi çalıştıramamıştık. Kafa gitmişti. Alt F4'ü çekmiştim, çıkmıştım. Yapacağımız bir sürü şey var. Elektrik sistemi yapacağız. Kömüre gideceğiz. Kömürü halledeceğiz. Ondan sonra şu kireç taşlarını halledeceğiz. Oo. Bir sürü yapacağımız şey var. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle demir cevheri arayalım. Şurada bir noktada vardı, 200 metre aynen. Burası niye boşluk? Şu yapı malzemelerini alıyorum çok seri. Tamam, bunlar yeterli olur şu an için. Önce şu temeli bir yapalım. Burası niye sökülmüş anlamadım ama. Şöyle. Şimdi hocam bir elektrik sistemi yapmak gerekiyor, tamam mı? Bizim bu elektrik sistemini yapabilmemiz için kömür çıkartmamız gerekiyor. Kömür içinde madenci herhalde. Madenciden kömür çıkartıp kömürü de buraya getireceğiz ama kömürü nasıl yakıyoruz? Biyokütle yakıcıyla mı yakıyoruz? Onu bilmiyorum. Ha, kömür jeneratörü, pardon, su kaynatmak için kömür yakar. Oluşan buhar türbinleri döndürür. Güç şebekesi için elektrik üretir. Bir taşıma bandı ve bir boru girişi mevcut. Yani hem kömür hem su arıza otomatik olarak yapılabilir. Her zaman ayarlanan miktarda elektrik üretir. Yakıt gereksinimi karşılamazsa kapatır. Yani su da lazım bunun için. Peki su buradan tarayamıyorum. Kömür şu tarafta vardı, 600 metre civarında. Şurada bir şelale akıyor bak, orası var. Ya suyu da o zaman şeyden getiriyorum. Bir dakika, hangi tuşlu? Şu borulardan, organizasyon muydu? Yok. Bundan su getiriyoruz. Suyu da buradan çıkartıyoruz. Neydi? Bir şey vardı. Su çıkartıcı. Su çıkartıcıdan su çıkarıyoruz. Çıkarttığımız suyu buraya getiriyoruz. Kömürü getiriyoruz. Makineyi çalıştır. Oğlum çok zor iş lan. Şimdi elektrik sorununu o zaman bir çözelim bak her şeyden önce. Elektrik lazım çünkü. Ne yapacağız? Su. Oradan buraya boru çekmemiz lazım. Boru şey istiyordu. Bakır. O bakırın diğer halinden istiyordu. Şu noktada vardı. Bakır üretmiştim. Öyle gidelim serice. Şu değildi değil mi? Yok, bunda tel var. Bunda olması lazım. Aynen. Bayağı birikmiş. Çok güzel. Bu şu an için işimizi görür. Ben birazcık da tel alayım. Bunlar da tabii üretim yapmıyor. Şu an hiçbir şekilde üretim yapmıyoruz. Ama sıkıntı yok. Malzememiz var. O yüzden bir problem yaşamıyoruz. Elektrik muhabbetini falan çözelim. Yapacağımız her şeyi bir yapalım. Ondan sonra bakarız bak. Şunları mesela al. Yo, bunlar niye oluyor? Bir dakika ya. Ay, kafa gitti bir dakika. Onları niye alıyorum ben? Önce suyu çıkartalım. O su çıkartma makinesi için de büyük ihtimalle şey lazım olacak. Elektrik lazım olacak. Onun için bir tane biyokütle yakıcı mıydı? Biyokütle yapıcı mıydı? Neydi? Ondan yaparız. Şundan birazcık alıyorum. Şöyle. Madenciden lazım değil. Bakalım malzemesini. Su çıkartıcı. Tamam. Bir de boru yapacağız. Borularda sadece bakır istiyor. Boru hattı pompası diye bir şey var. Mil istiyor. Boru hattı desteği yapabiliyoruz. Taşıma bandı. Bunları da zaten yapıyoruz. Mil alacağım bir sadece. Garanti olsun diye. Hepsi üstünde galiba ama. Hepsi üstünde. Tamam. Şu su muhabbetini bir çözelim. Önce suyu çekeceğim buraya. Tamam mı? Önce suyu çekeceğim, sonra kömürü çekeceğim. Kömür çünkü basit olacak. Kömürün nasıl olacağını biliyorum. Bir tane maden şeyi yapacağız. Kömür çıkacak.
Buraya da taşıma bandı sistemi koyup kömürü buraya getireceğiz. Çok basit bir şekilde yapacağız onu. Asıl mevzu şeyde şu an suda. Suyu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bu ne? Bakır mı bu? Bakır cevheri. Saf. Bak bu. Ha yok pardon. Burası önemli. Saf değil. Bak şu saf, bu saf değil. Bu da saf değil. Boş ver o zaman. Burası saf sandım da dedim. Bu oradan buraya bir sistem çekeriz diyecektim. Şuraya bakalım. Normal. Bak bu kireç taşını kullanabiliriz mesela. Normal. 2 veriyor. Aslında hiç uğraşmayacaksın. Arayacaksın. Saf olanları arayacaksın. Saf olanları direkt getireceksin buraya taşıma sistemiyle. Herhalde su vardır burada ya. Umarım. Şelale varsa mantıken. Bir su akıyor yani. Oy. Oy, çok güzel. Şu eğimden kaydırabilirim. Yok, kaymıyor. Aa, aşağıda lan bu su. Aa, su yok lan. Hocam. Şelaleden çekemiyor muyum direkt ya? Aa, aşağı düştüler lan. Vay gerizekalı. O aşağısı öldürüyor galiba. Lan oyun donma bir, ne oluyor ya? FPS drop diyorum. Şurada su var galiba. Şuradan şöyle mesela bir sistem yapabilirim. Ama biraz... Düşüyordum, çok korktum. Allah. Lan düşme. Tamam, aşağısı şey değilmiş. Oğlum bura çok tehlikeli ya. Nereye üretti o ya? Ya mal. Şuraya üret. O rampayı nereye üretti bu ya? Malzeme çöp olmasın. Şuraya şöyle üreteyim. Şu yukarıya bir bakalım. Doğal yollarla bir çıkmayı deneyelim. Doğal yollarla çıkamayacağız buraya anladığım kadarıyla. Yani bir merdiven sistemi hemen çekebiliriz. Bu niye böyle aşağıya oluyor ya? Yani buradan böyle bir merdiven sistemi çekeceğim şimdi. Şurayı algılasana kanka, ne yapıyorsun ya? Umarım su vardır orada ya. Mal gibi boşuna uğraşmıyorum. Bayağı uzakmış yalnız ha. Harbi diyorum bayağı uzakmış. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Bu ne? Enkaz bulduk. Dur şimdi. Şuraya bir çıkalım da hele. Tamam. Buraya geldik.
Aşağıya bir gide. Aa, burada da enkaz var. Dur. Bu geyik mi lan o? Şuraya bir bakalım. Şu enkazların olayına bir bakalım. Isı emici diye bir şey bulduk. Ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Bunda başka bir şey yok. Şu aşağıda bir şey var. Bak, şurası su mu acaba? Göremiyorum ama. Minimap var mı lan? Aa, minimap varmış. Aa, minimap'ten sular gözüküyor. Biz buradayız. Abi, burada su yok o zaman ya. Burada görsel yapmışlar burayı baya. Bizim mekan burası. Bizim mekanın şurasında su var. Burasında su var. Burada var. Bayağı bir su var hem de burada. Burada da bayağı bir su var. Bizim mekanın en yakın yeri şurası. Buraya gidebiliriz. Burada su yokmuş. Buraya görsel bir şelale yapmışlar. Anladığım kadarıyla. Şu aşağıya ineceğim de bunlar saldırıyor galiba ya. Kafasına atlasam şöyle. Ölmüyorum değil mi? Çok vuruyor ama. Abi, ben de sizlerim lütfen. Vallahi ben de sizlerim. Bunlar ne? Uranyum ne arasını satayım? Dur lan dur. Modüler çerçeve buldum. Aa, öldüm. Çok vurdu. Radyasyon seviyesi diyor. Başka ne var? Şöyle bakayım. Burada kafa sallıyor bir de. Başka bir şey yok. Uranyum var bak. Burayı mesela işaretleyelim. İşaret atlıyorlar herhalde. İşaret atamadım. Eşyalarım düştü galiba oraya değil mi? Bakayım. Aynen. Şu kılıç nasıl yapılıyor ya? Burada değil. O muydu? Kılıç nerede lan? Aa, onu daha açmadım ki ben. Tamam, oraya bir gidelim. Bu arada çok büyük bir ayıp bak. Ciddi söylüyorum, çok büyük bir ayıp. Yani sen oraya kardeşim şelale koyuyorsun. Su nerede abicim? Dalga mı geçiyorsun? Yani çok saçma bir şey. Minimap'in olduğunu bilseydim daha önce şey yapardım. Şimdi oraya şık gibi daha gideceğiz. Yapacak bir şey yok. O geyikler fazla vuruyor. Ya AK-47 yapsam aslında. Gelme aptal. Önüme geçiyor bir de. Gel ona. Umarım verimli bir şeydir bu arada. Yani böyle uğraştırıyor. Bu kadar uğraştırıyorsa herhalde verimlidir. Canım yok bu arada. Ya vurma dur. Az daha vuruyordu. Şu ne? Kömür mü bu? Tum cevheri. O ne ya? Bu bitti. 38 tane tüm cevheri diye bir şey aldım. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Şunlar can yeniliyordu galiba. Onları alayım. Ya hocam arkalı ne oluyor? Kaç tane var burada? Ya vurma vurma. Şu kayanın üstüne çıkmam lazım. Bir dakika. Bu ne? Reş taşı. Ya arkadaş sürü halinde. Bunu nasıl yiyoruz ya? Gel. Gel bak. Oo, birer tık yeniliyor, güzel. Başka varsa iyi olur. Şimdi o geyikten tek yemeden hızlı bir şekilde oraya bir daha gideceğim. Çantayı alacağım. Ve defolup gideceğim buradan. Bak, şurada da şunu şeyden var, can verenden var. Aldım. O geyikten var bak bir daha. Gene. Şu şeyleri yiyeceğim. Burayı da bir daha yıkacağız şimdi.
Gerçi yıkma da bir şey yok lan, kolay. Hızlı yıkma var. Tak 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 hemen hepsini tek seferde yıkıyoruz. Şimdi hocam buradan şöyle atlıyorum. Bak ben radyasyondan da çok hasar yiyorum. Radyasyon! Ölüyorum! Allahu Ekber! Tamam şimdi buradan şöyle bir iniyorum. Bak şimdi izle. Hop! Olmadı. Bak bu eğlenceli işte. Bunu böyle sabaha kadar yaparsın. Buradan böyle inelim. Burayı yıkalım, geri dönelim. Şimdi geldik. Toplu sökme. Bir dakika, toplu sökme. Onları algılamıyor. Ya onları algıla. Lütfen. Düşüyordum az daha. Abi bunları niye algılamıyorsun ya? Oğlum bunları algılamıyor ya. İlla dibine mi girmem lazım? Ulan bilseydim. Bir daha çıkıyoruz. Bayağı zaman kaybettik ya. Harbi diyorum bayağı zaman kaybettik ama yapacak bir şey yok. Tecrübe bunlar işte. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Bunları alayım. Bunlar hep emanet. Başka yok değil mi? Yok. Bak şurada su var aslında sağ tarafta da. Uğraşmayacağım. Şöyle in bakayım. Dur lan. Bunları al. Bunların hepsini aldım. Şimdi buradan böyle koşarak da ineceğim. Atlaya atlaya ineceğim hatta. Ölmem herhalde. Aa, sınıra ulaştık. Tamam. Bunları iptal et. 50 tane de sınır varmış. Aralardakiler kalabilir, sıkıntı yok. Ya o sökmek bile ayrı bir dert ya. Tamam onlar zaten şey. Tamam sınıra ulaştık tekrardan. Şimdi şöyle iniyorum. Buraya kadar söktüm. Hepsi gitti. Çüş! Bunların hepsini sökmüşüm. Neyse çaktırma. Burada ineriz. Onları da söktüm. Çimento lazım. O yüzden uğraşıyorum bunlarla. Yoksa uğraşmazdım. Köprü niyetine burayı kullanırdık yani. Sıkıntı yok aslında da. Tamam. Burayı komple söktüm. Daha bir şey kalmadı. Ne hocam? Su nerede? Şurada bir su var bak aslında. Tam şöyle gidince. Buradan geçelim hızlıca. Öldüm galiba. Öldüm galiba. Öldüm galiba. Yok tamam. Çok riskli şeyler yapıyorum. Bak burada bayağı bir su var. Buraya kurabiliriz aslında. Ama nasıl bir su işte. Onu bir görmek lazım. Kireç taşı da var burada. Oo, saf bir de bu he. Bak buradan kireç taşını da çıkartırız. Buradaki su şurası. Oo, bak bura var ya manyak su. Daha çok derin ya. Aşağıdan yukarıya nasıl su çekiyoruz onu bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya su çekmek birazcık zordur diye tahmin ediyorum. Çünkü mantıken fizik kurallarına göre.
O yüzden biz evimizin yakınındaki şu göletten faydalanalım, şurası. En mantıklısı o olacak. Bence. Ama o da galiba aşağıda. O şuradan şöyle indik. Bunlar ne, bakır mı? Saf değil. Saf değil. Onlar da büyük ihtimalle saf değil. 4 tane var ama bak, buradan 4 tane yapıştırırız. Bizim mekan burası. Şurada galiba. Aynen. Şurada bir su var. Ya gelmeyin ya. Şu yaratıklar çok can sıkıcı. Belirli bir menzili olması lazım bunların ya. Ya Suriyeli gibi kovalıyorlar. Bırakmıyorlar. Önüme falan geçiyor bir de ya. Şunlar ne işe yarıyor lan? Ya bunlar daha az can yeniliyor. Bak burası ideal. Burada balık tutarız hem. Tam bizlik burası. Oh. Bakayım suyu. Su temiz. İçeriz de bunu. Şimdi gelelim. Sisteme hemen başlayalım. Üretim dedik. Su çıkartıcı dedik. Bunu derine mi koymam lazım? Nereye koymam lazım? Kaynak getirince derin değil. Tamam, suyun üstünde koyacağım. Suyun üstünde inşaat yapamıyorum. Şu kayanın üstüne çıkayım. Bundan iki tane koyalım mesela, tamam mı? Bir tane delik var bu. Bunun. O delik galiba suyu veren delik. Şöyle şuraya bir tane. Şöyle şuraya bir tane. Şöyle şuraya bir tane koydum. 3 tane yapıyorum bak. Fazla fazla su çekeceğim. Çünkü bayağı bir üretim şey, elektrikle çalışan malzeme olduğu için, malzeme değil, makine olduğu için çok lazım olacak. Buraya bir tane büyük kütle şeyinden koyacağım galiba. Bunlar herhalde elektriği kendi üretmiyor. Elektrikle çalışıyorlar. Değil mi? Aynen. Güç lazım. 20 lazım. 20 mega Newton, değil mi lan? Aynen. 20 megawatt, pardon. Mega Newton ne lan? Götümden az önce var ya, ne salladım ben de bilmiyorum. Güç biyokütle yakıcı. 20 istiyor. 20, 40, 60 lazım. Şöyle şunu şuraya koysam bu kaç üretiyor abi? 30 üretiyor. Bir tane daha yapacağız o zaman. Biyokütle yakıcı dedik. Şöyle yaprak toplayalım. Şeyleri kullanmayacağım. Elimdeki adını unuttuğum o güç kaynağını kullanmayacağım. Yaprakla önce bir test edelim. Çalışıyor mu sistem, çalışmıyor mu diye. Şöyle 40 tane buna veriyorum. 40 tane de buna veriyorum. Sistemin çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Ondan sonra bakarız. Tam şu noktaya bir elektrik direği koydum. Bir tane de buraya koydum. Bunu buna bağlıyorum. Bunu buna bağlıyorum. Bunu da buna bağlıyorum. Bu elektriği de bir saniye. Önce bir abicim çalışmayın. Bir sistemin ne olduğunu bir çözelim. Boşuna yakıt harcamayın. Bu elektrik direğini de bunlara bağlıyorum. Böyle. Şimdi hepsine güç vermiş olacağız. Şimdi bu dakikada 120 metreküp su çıkartıyor. Diğerleri de aynı mı? Hemen bir bakalım. Aynen, diğerleri de aynı. Maksimum akış hızı dakikada 600 metreküp. Akış hızı şu anda yok. Herhangi bir şey yok. Şimdi bunlara boru bağlamamız lazım anladığım kadarıyla. Ve sıvı tankı yapacağım buraya. Bu sıvı tankı ne kadar sıvıyı tutuyor? 400 metreküp sıvı tutuyor. 4, 8, 12, 3 tane yapsam yetiyor. Şöyle koyalım bunları. 1, 2 ve 3. Şimdi bu boru hattı pompası, boru hattı, boru hattı desteği ve çapraz boru hattı. Bu ne? Bir boru hattını 3'e bölmek için takılabilir diyor. Peki 3 tane boru hattını tek bir hatta nasıl bağlıyoruz? O da var. Ya bu direkt şey yapıyor. Tamam, bir dakika. Döktüm bunu. Şimdi bunlara şuradan
Buraya ya da hepsi yok ya. Üçünü de birleştirsem mi yoksa ayrı ayrı mı yapsam onu karar veremedim. Bence ayrı ayrı yapalım daha mantıklı olur. Bunu da buna bağlayacağım. Evet, şimdi. Boru hattını ayarlamak için. Boru bölümü boru hattı. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Borudaki mevcut miktar 39,2. Bu 46,6. Bu 39,9. Bu ne? Boru hattına basma yüksekliği ayarlamak için bağlanılabilir. Azami basma yüksekliği 20 metre. 20 metre yukarı taşınmasını sağlar. He, aşağıdan yukarıya da bununla çekiyormuşuz. Tabii biz öyle yapmadık. Ama bu birazcık bak aşağıya da şu tarafa doğru eğimli oldu. Bunlar eğim şey yapar, sıkıntı çıkartır. Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Mekaniğini bir çözmek lazım önce. Şunu şöyle bir bağla bakayım. Bunu bunun üstüne, he, bunu bunun üstüne böyle bağlıyoruz. Tam tersi olacak. Şuradan şunu veriyorum, tamam mı? Bu da galiba elektrik istiyor. Aynen. Tamam. 3 tane de bunlara elektrik vereceğiz. Ne kadar elektrik harcıyor? Ne kadar elektrik harcadığı yazmıyor galiba. Yazıyorsa da ben görmedim. Tamam. Boru hatlarını tekrardan takıyorum. Basitmiş mevzu. Şöyle. Ya kanka bir git be. Allah çarptı, çok sıkıldım sizden ya. Kılıç yapacağım. Kıçına sokacağım o kılıcı. Ya yerinde de durmuyor bu. Aptal bir yaratık tipe bak ya. Oğlum Beyblade misin sen? Hayırdır? Bak hareketlere bak. Oha dönüşe bak. Kalson veriyorum topa. Ya üçüne de bağlantı yaptık. Boru attığı şeyinden şöyle yapıyorum. Demek ki aşağıdan yukarı ya da bununla çıkartıyormuşuz. Şey olursa yaparız. Buradaki su yetmezse yaparız. Bak bunların hepsi şu an 36 oldu. Bu 41. Niye bu 41? Bu galiba etki etmiyor ya. Bakayım. Bak 46,6. Tamam mı? Şundan yaptık. Böyle. 41,8'e düştü. Oğlum düşmemesi lazım. Artması lazım. Acaba elektrik mi vermem lazım? O da olabilir. Güç dedik. Bir tane daha biyo kütle yakıcı yapacağım buraya mecbur. Şöyle yapsam. Arkada niye gerilim müziği çalıyor? İçim ürperdi müzikten dolayı anasını satayım. Nasıl bir oyun bu ya? Bak 41,8 bu. Şuna bakalım. Borudaki mevcut miktar 41,8. Boru bölümü tüm boru hattı de. Galiba. Yok pardon bir dakika. Boru hattı. Tüm boru hattı. Bu boru hattı. Dur bir çalıştıralım bakalım. Bir sistemi anlamadım daha henüz. Şöyle. Şundan veriyorum. Diğerlerini açıyorum. Şalteri açıyorum. Tamam şimdi su çıkıyor. Sistemi çözemedim henüz ama. Tamam bak su çıkıyor şu an. Tamam mı? Çıktı su. Buradan geldi böyle geçti. Buraya doluyor. Aynen öyle. Sigorta attı.
3 tane de yetmiyor. Ya o zaman bunlara gerek yok ya. Ben bunları söküyorum. Bak bordaki miktar 22. 23. Bordaki miktar buraya geçmiyor ama şu an. Evet, sigorta attığı için galiba. Hocam bunları ben söküyorum. Bunları geç. Bunlar bir işe yaramıyor galiba, biliyorum. Çözemedim dediğim gibi. Kaç bakayım. Abi bunların yakıtı bitmiş ya. Bunların yakıtı bitmiş. Deli gibi yakıt harcamış. Tamam. Bir dakika, şimdi böyle bir deneyelim. Bak deli gibi şu an su çıkartıyor bu. Tamam mı? Bu çıkan su bordan böyle geliyor. Bordan geçiyor. Şu an şu borda. Bak 31 boru şey var. 31 litre su var galiba burada. Buraya doluyor.